Beyler, ölümsüz aşkla tanışın. Nedir bu? Parfüm. Parfüm mü? Kadınlara parfüm mü satacağız yani? Dur bakalım bizi. Elbet bir bomba geliyordur arkasından. Dünya değişiyor beyler. Dünya değiştikçe insanlar, insanlar değiştikçe ihtiyaçlar, ihtiyaçlar değiştikçe icatlar gelişiyor. Elinizde tuttuğunuz o küçük şişe parfüm süsü verilmiş bir uyuşturucudur. Geleceğin uyuşturucusu. Nasıl yani? İnsanlar bunu parfüm gibi üstüne sıkarak mı kafayı buluyor? Ben bugüne kadar hiç böyle salakça uyuşturucu ne gördüm ne de duydum. O senin salakça bulduğun şeyi yapmak benim tam 10 yılımı aldı Bici. Rusya'daki laboratuvarlarında geliştirildi. Ama Fransa üzerinden Türkiye'ye ithal ediliyor. Kullanımı kolay. Ağız sprey gibi. Üst üste 3 defa sıkıyor ve kafayı buluyorsunuz. Etki hızı 30 saniye. Etki süresi 1 saat. Fakat kullanan kişiyi o 1 saatte diğer uyuşturucu maddelerde hissetmediği bambaşka bir duyguya sokuyor. Dolayısıyla bu da kullanıcının her saat başı bunu kullanmasını gerektiriyor. O elinde görmüş olduğunuz şişeyi bir gün geçmeden tüketecek ve yenisini almak için bize koşacaklar. O kadar hızlı bağımlılık yaratacak ki siparişleri yetiştirmekte zorlanacağımızı düşünüyorum. Demek bu yüzden ismini ölümsüz aşk koydun ha? Vay be, güzelmiş, beğendim. Peki nasıl satılacak bu? İşte orada sizin yardımınıza ihtiyacım var. Sizin için bir kozmetik ve parfümeri deposu satın aldım. Mallar şu anda depoda. Sen parfüm ithal eden bir şirket kuracaksın. Gerçekten de yüzlerce çeşit ve markada parfümeri getireceksin. Tabii bunların içinde bizim ölümsüz aşkımız da olacak. Erol, sen de bir ihracat firması kuracaksın. Bici'nin ithal ettiği parfümleri yurt dışına götüreceksin. İlk parti malı İstanbul'da satışa sunmayı düşünüyoruz. Vallahi ne güzel. Herhalde bana da oturup paraları saymak düşüyor. Hiçbir şey emek sarf etmeden elde edilmez Ertan. Biliyorum biliyorum, merak etme. Zaten hadi dedim mi, bu malı böyle istediğin gibi İstanbul'da satamazsın. Pazardaki rakiplerin belki istemeyebilir. Şu ikisinden bahsediyorsun galiba. Fevzi ile Kırmızı. Fevzi ile Kırmızı sadece İstanbul'a bakan adamlar. Ya Türkiye'nin tamamı? Bizim de ilk amacımız zaten İstanbul pazarını ele geçirmek. Ertan, burada devreye sen giriyorsun. Fevzi ile Kırmızı'ya ortak iş yapmak istediğini söyleyip randevu isteyeceksin. Gerisini senin hayal gücüne bırakıyorum. Sen merak etme. Ben böyleleriyle görüşmeyi çok severim. Acaba hangisinden önce başlasam? Selamünaleyküm Fevzi. Aleykümselam Ertan. Şu telefonda bir türlü anlatamadığın önemli man neymiş? Otur da anlat bakalım. Merak etme, anlatacağım sana. Oturun, bir şeyler için çay kahve. Sağ ol, fazla kalmayacağız. Sadece sana bundan sonra İstanbul'da uyuşturucu satamayacağını söylemeye geldim. Ne diyorsun lan sen? Öldün diyorum Fevzi. Nerede kaldın Tellak Efendi? Geldim beyim, geldim.
Önce kirlerimi bir yumuşat. Daha sonra da güzel bir kese atarsın. Emredersin beyim. Hep merak etmişimdir biliyor musun? Derler ki hamamda insanın sesi daha iyi çıkarmış. Bakalım doğru mu? Ah! Yandım ulan. Ertan. Ben sana bugün işim var, yarın görüşürüz demedim mi? Ben de sana yarına kadar bekleyemem dedim Kırmızı. Telefonda söylediklerini düşündüm. Seninle ortak olmak işime gelmiyor. Cevabım olumsuz. Aslına bakarsan ben de aynı şeyi düşündüm biliyor musun? Seninle ortak olmak hiç işime gelmeyecek. Onun için senden piyasadan çekilmeni rica edeceğim. Alev atılsın be Erdan. Akşam akşam hiç gideceğim yoktu. Şaka yapmıyorum. Çok ciddiyim ben Kırmızı. İstanbul'un yeni uyuşturucu baronu ben olmak istiyorum. Baron mu? Ben bu alemin kralıyım ulan kralı. O zaman kral öldü. Yaşasın yeni kral. Kabul edelim ki bu Rusya'nın kafası çok iyi çalışıyor. Uyuşturucuyu sıvı hale getirip parfüm şişesinde satmayı biz 40 sene düşünsek akıl edemezdik. Yıllardır uyuşturucu işine bile giremedik İsmet Ali'den korkumuza. Bırak şişesini, tozunu, hapını bile satamadık. Rusyalı bugün Avrupa yakasından başlamamızı istedi dağıtıma. İlk günden 1000 şişenin peynir ekmek gibi satılacağından emin. Bu işten çok para kazanacağız gibime geliyor bize. İşler yolunda giderse 1-2 seneye emekliliğimizi ilan ederiz. Ne dersin? Öyle öyle. Ya ilk başlarda senin olana çok kızmıştım ama bizi bu Rusya'ya ortak edince affettim. Büyük iş başardı yani. Rusyalı, Fevzi ile Kırmızı'nın işi tamam. Bir sonraki aşamaya geçebiliriz. Geçtik bile. Babam ve Bici şu anda ölümsüz aşkın bir kısmını piyasaya sürüyor. Satışlar ne olur sence? Birkaç saatte tükenir gibi geliyor bana. Bugün hemen ikinci parti malı getireceğim. Bir sorun olursa konuşuruz. Tamam? Tamamdır. Abicim Ertan'ı duydunuz. Fevzi ile Kırmızı'yı Ertan'ın öldürdüğü kesinleşti. Aynen. İstanbul'un uyuşturucu işi Kırmızı ile Fevzi'den soruluyordu. Onlar ex olduğuna göre Rusyalı ile Ertan ortaklığı uyuşturucu işine de girdi demektir. Ya kardeşim ben bu şeyi anlamadım ya. Lan bu ölümsüz aşk dedikleri ne ya? Ya bizim bildiğimiz narkotik mamullere benzemiyor bu. Lan. Yoksa bu şey olmuş olmasın tövbe yarabbi. Ne lan? Bu şeylerde satıyorlar ya bu erotik dükkanlarda böyle şey itmeli kakmalı böyle takmalı çıkarmalı falan. Ne diyor bu ya? Yok bu oğlum. Muhtemelen daha önce piyasada görmediğimiz bir uyuşturucudur işte. Ha. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Abicim bu Rusyalı'nın iş yapma teknikleri benim acayip korkutuyor ya. Yani ringde birbirinize kırdırdı sizi. Herif yetmedi benim ayağıma sıktırdı. Ya vallahi önceden Topçuoğlu varken yol yordan biliyorduk. Ne yapacaklarını tahmin ediyorduk adamların. Şimdi Rusyalı girdi işin içine. Ya bildiğim böyle mertlik bozuldu arkadaş ya. Hop 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 hop. Bakıyorum da ikiniz yelkenleri yavaş yavaş suya indirmişsiniz. Beyler, biz o adamlardan daha güçlü olduğumuz için isyan etmedik. İsyan ettikçe güçlendik. Yani isyanımızı da kaybedersek geçmiş olsun yani. Tamam abicim doğru söylüyorsun da. Ya insan da bazen umutsuzluğa düşüyor abi, düşmüyor değil yani. Ya bakın ben uzun uzun felsefe yapacak değilim. Yani düşmanlarımız yöntem yordam değiştirmiş olabilir ama bizim isyanımız da amacımız da değişmez. Şimdi bu yeni uyuşturucu nedir? Mal dağıtımı nereden yapılıyor? Bunların hepsini öğreneceğiz. Rusyalı ile Ertan'a külahını ters giydireceğiz. Ya kardeşim ya. Yaptığımız en iyi şeyi yapacağız. Çıkacağız sokaklara, kaşıyacağız sokakları. En aşağıdan kaza kaza yukarıya çıktık mı elbet bir şey tuttururuz ya. Aynen dediğim bu işte. Hadi bir an önce çıkalım, akşama kadar anca buluruz bir tane. Hadi bakalım.
Ertan Fevzi ile Kırmızı'yı ortadan kaldırmış baba. Sağda solda konuşulanlara bakılırsa o ve şu Rusyalı denen herif yeni malı piyasaya sürmek için önlerini temizlemişler. Rusyalı hakkında ne biliyoruz? Şu an pek bir şey değil. Rus mafyasına bağlı çalıştığı söyleniyor. Ertan'a Bici'yi Sarı'yı yanına çekmiş, tezgah kurmuş. Şerefsizler. Piyasaya sürecekleri bu yeni mal nedir? Bu baba. Bizim çocuklara buldurdum bir tane. Ölümsüz aşk. Aşkın da içine etti şerefsizler. Parfüm görüntüsünde sokuyorlar ülkeye. Ağız sprey gibi kullanılıyor. Şu anda 200 liradan aşağı gitmiyor. Dağıtım işini Bici ile Sarı üstlenmiş diye konuşuyor şefler. Ulan bari babam varken yapacaklardı bunları da ben de görecektim. Adi herifler. Ben hala buradayım Burak. Zamanında uyuşturucuyu sokaklardan temizlemek için çok uğraştım. Bundan sonra da öyle olacak. Şimdi sen bana bu illeti sakladıkları yeri öğren. Gerisini sonra düşünürüz. Baş üstüne baba. Daha baba ben de Fatih'e gideyim. Şimdi olmaz. Baba şimdi olmazsa ne zaman olacak? Ya ben sana yardım etmek istiyorum. Böyle oturduğum yerden öğrenemem ben bu işi. Lütfen ben de sahaya çıkayım. Pekala. Ama Fatih'in emrinde çalışacaksın. Ve onun sözünden çıkmayacaksın. Yani senin şefin odur. Tamam, tamamdır. Fatih. Bundan sonra eti senin, kemiği benim. Anlaşılmıştır baba. Al bakalım. Dün beslenmene dokunmamışsın. Kantinden tost aldım. Ben sana o sandviçleri kantinden tost al diye yapmıyorum Umut Bey. Oh, harçlığını biriktir anneciğim, olur mu? Hı. Hadi bakalım. Hadi iyi dersler. Babanı duydun. Eğer en ufak bir yanını görürsem gözünün yaşına bakmam bilesin. Tamam, abartma hemen. Tabancanı ver. Ne tabancası ya? Babam aldı ya tabancayı, hatırlamıyor musun? Bu fızladan yenisini aldığını biliyorum. Ver şunu, uzatma. Bana bak, bir çatışma falan olursa alırım onu geri ya. Kime diyorum, alo? Burak. Ne oluyor? Yok bir şey, karışma sen. Baba. Karışmayayım diyorum ama sen bu Burak'ın ne yapmaya çalıştığını farkındasın değil mi? Ne yapmaya çalışıyormuş? Ertan'ın yerine geçmeye çalışıyor. Bunda ne sakınca var? Ne sakınca mı var? Baba Ertan'ın işi nereye vardırdığını gördük. Seni vurdu. Yani Burak'ı Fatih'in yanına vereceğine şirketlerden birinin başına koysan en azından psikopat olmaz diye düşünüyorum. Eğer birinin hamurunda psikopatlık yoksa istesen de ondan psikopat yapamazsın, bu bir. İkincisi, bu eve geri dönmeni isterken sana sadece Umut hakkındaki kararları bıraktım. Sen eğer benden ve bu hayattan memnun değilsen bildiğin gibi davranmakta serbestsin. Ama ben senin bu sızlanmalarını dinlemek istemiyorum artık. Rusyalı'nın satın aldığı yer burası işte abi. İyi, bayağı büyükmüş.
Selam baba. Ah, geldiniz mi? Satışlar iyi mi? İyi de laf mı? Peynir ekmek gibi gidiyor. Mal dağıtımının başına Gökhan'ı getirdim. Biliyorsun Topçuoğlu meselesinde bize yardımı dokundu. İyi düşünmüşsün. Getir tabii. Bana bak, yüzümü kara çıkarma lan. Merak etme abi. Abi müsaade edersen ben gidebilir miyim? Hanım hastanede biliyorsun. Ne olup karın öldü ölecek. Hala hastane köşelerinde uğraşıyorsun. Manyak mısın Nezin? Neyse geçmiş olsun, git hadi. Ama bak akşama geç kalma, işimiz gücümüz var. Tamam abi. Bunun da karısı hasta mı ne? Hala mı uğraşıyor, ölecek? Bırak şimdi onu. Şu kadın Serhat'ın karısı. Görüşüyor musun hala onunla? Hayda, buyur buradan yer. Niye söylüyorsun ki şimdi sen bana bunu? Lokal restoranı kapatmışsın. Bana hiç söylemedin. Herhalde artık o kadınla görüşmüyordur diye düşündüm. Bilemedim babacığım. Görüşüyorum. Ertan, durup dururken başına bela mı almak istiyorsun? Gerçekleri ömür boyu o kadından saklayamazsın. Er geç senin Serhat'la olan bağlantını öğrenecek. Çocuğunu vurduğunu da. Hayat bu baba, belli olmaz. Belki de hiç öğrenemeyecek. Nereden biliyorsun? Bak, işlerimiz senin sayende gelişiyor. İsmet Ali denen ayak bağından da kurtulduk. Her şey güzel güzel giderken bu Serhat belasını başımıza sarma. Madem ailemizi bu kadar düşünüyorsun, sana planımın gerçekten ne olduğunu anlatayım o zaman. Aslında ben bu karıyı var ya, öldürecektim biliyor musun? Bahsettiğiniz gurme, evine mi gidiyoruz yoksa? Evine gidiyoruz. Ne oldu? Hararet lambası arıza gösteriyor da. Ben şuna bir bakayım. Ben size teşekkür etmek istiyorum Ertan Bey. Niye? Bana güvendiğiniz için. İlk başta korkmuştum sizden ama göründüğünüz gibi biri değil misiniz? Nasıl? Kendini beğenmiş biri. Kötü biri yani. Çocuğumun vefatından sonra hayat bitmişti benim için. İstanbul teyzemin yanına geldim ama ölü gibiydi. Tekrar ayağa kalkacak gücü kendimde bulacağımı hiç sanmıyordum. Sonra piyango gibi bir şey buldum. Sizin restorandan aradılar. Aslında hiç umudum yoktu. Sonra sizinle tanıştım. Dediğim gibi başta biraz korkmuştum sizden ama iyi bir insan olduğunuzu anlamıştım. Ama o an bir şey fark ettim. Bu kadının ne kadar saf olduğunu. Düşünsene şimdi, ben bunu gebertip bir çukura atsam, sonra da Serhat'a gitsem, senin karını öldürdüm desem beni tatmin etmeyecekti. Dedim ki niye daha ötesine gitmiyorum? Mesela düşün, Nurgül'ü kendime aşık etsem, sonra da gidip bizzat Serhat'a söylesem, yüzün alacağı hali hiç düşündün mü? Hiçbir şey onun canını bundan daha fazla acıtamaz. Sen çıldırmışsın. Serhat umurumda değil ama o kadının hiçbir suçu yok. Alt tarafı aşık olur gider baba, unutur. Ama Serhat'ı düşün. Belki de kendi kafasına sıkar, ne dersin? Serhat'tan intikam alacaksan erkek gibi al. Bırak bu adi numaraları. O benim elimden Merve'yi alırken iyiydi ama. Ne? Senin haberin yok, bilmiyorsun. Merve ile aralarında sürekli bir şey vardı onların. Hatta zamanında Serhat'ın kaçıp kurtulmasına bile yardım etti o. Hiçbir zaman doğru dürüst itiraf etmedi belki ama hep aralarında bir şey vardı, biliyordum. O benim karımı çaldı. Şimdi de ben onun karısını çalacağım. Merve ne zaman senin umurunda oldu ki şimdi kıskançlık krizlerine yatıyorsun? Evet, pek umursamadım. Ama Serhat gibi bir adamla olmasını kabul edemem. Herhangi başka bir erkek olabilir ama Serhat asla. Baba, Nurgül beni sevecek. Bu haberi bizzat Serhat'a ben kendim vereceğim. Ve bu anı var ya, sabırsızlıkla bekliyorum. Bu haberi verdiğimde Serhat'ın yüzünün alacağı hali görmek için her şeyi veririm ben. Her şeyi.
Teyze bırak dursun onlar. Kızım nesi kınasın, bunlar soğumuş. Tamam, kalsın biraz da. Ha, Ertancığının gülleri değil mi? Şimdi sen bunları alır, defterin arasında saklarsın. Liseli kızlar gibi. Dalga geçme, küserim bak. Nasıl, ilerleme var mı? Düşünüyorum. Kızım neyi düşünüyorsun? Fezaya gemi mi yollayacaksın? Çok naz yapıyorsun ama saklayamıyorsun artık. Neyi? Ertan'a aşık olduğunu. Yok daha neler. Kızım, kalp karar veremez. Ya akıp gider birine ya da durur. Seninkisi gümbür gümbür Ertan'a doğru gidiyor. Bunu kendine itiraf etsen çok iyi olur artık. Sen nereden biliyorsun ki benim içimdekileri? Bunu bilmeyecek ne var, kabak gibi ortada. Ben Ertan'ın yerinde olsam 40 kere vazgeçerdim senden. Bırak kızım artık bu kemiğini kemirtmem ayaklarını. Keşke rahmetli anana çekeceğini biraz bana çekeydin. Kız kurusu oldun, kaldın başıma gene. Tamam canım, sen bunları çöpe at. Ben işe gidiyorum, böyle duvarlarla konuşsan. Neden duvarlarla konuşacakmışım? Ha? Kaç gündür çevreye çağırıyor beni, ona giderim. Şekip, bak senelerdir birbirimizi tanırız. İsmet babanın niyeti sana zarar vermek değil. Sadece malı nereden aldığını söyle bana. Kimse senin öttüğünü bilmeyecek. Ama ben bileceğim. Ben yemek yedim, kaba pislemem. Boşuna uğraşma. Ulan. Tamam, bana. Uyuşturucu satıyorsun. Bana bak, öt yoksa biz seni öttürmesini biliriz ha. Sen karışma. Bu konuşmayacak ha. Biz en iyisi bunun kafasına sıkalım. Lan karışma dedim. Ulan ona karışma, buna karışma. Neye karışma? Evde otursaydım o zaman. Hiç itirazım olmazdı. Gerizekalı. Beğendin mi yaptığını? Elimizdeki tek adam da öldü. Ulan konuşmayacaktı zaten. Lan sen konuşmayacaksın oğlum. Ben izin verene kadar susacaksın. Bir daha sözümü dinlemezsen İsmet babanın oğlu demem, vururum seni. Zip Zip abi ne olur. Bak param var diyorum sana. Ölümsüz aşk lazım bana. Abi ne olur. Ulan morumun kenarı. Kalmadı diyorum sana ya. Daha bu sabah almadım senin. Ne çabuk bitirdin lan, ne çabuk bitirdin. Abi vardır senin zulanda. Hani ben özel müşterindim? Abi yalvartma beni. Allah cezanı vermesin. Al. Bana bak. Zaten iyice uçmuşsun. Bunu da hemen öyle tüketme, tamam mı? Bu mal öyle bildiğin mallara benzemez. İki saat önce şu arka sokakta birinin ölüsünü buldular. Versene şunu. Lan sabahtan beri dolandık durduk ama sonunda doğru adamı bulduk da Layla. Harbi öyle oldu kardeşim. Ulan bu zıp zıp hala dolabıcılık mı yapıyor lan? Zıp zıp kim ya? Bu herif mi? Serhat'ın eski manita. Hadi lan. Ya biz narkotikteyken bize bilgi lazım oldu mu? Gelirdik hemen bu lavuktan alırdık bilgileri. Hadi eski günleri yad edelim. Otur, ne yapıyorsunuz ya? Bir durun be abi. Abicim konuşarak güzellikle böyle adamın ağzından laf almak varken ne bu şimdi? Bir şey söyleyeceğim. Bana bıraksanız bu sefer. Dalaylı bak ne diyor. Bana bırakın, ben güzellikle halledeceğim. Tamam hadi git. Hadi git abi, vallahi izin verdi, gelin. Ulan ya oğlum. Konuşma sanatı denilen bir şey var ya. Git lan git, biz buradayız, daha korkma. Şş, birader. İki dakika bir dur ya. Buyur. Ya ne diyeceğim sana? Ya bu ölümsüz aşk diye bir mal varmış. Kafası nasıl diyorlar fena. Sen de bulunur mu ondan? Ne malı? Ne diyorsun birader ya? Ne malı işte? Bildiğin ölümsüz aşk ya. Sen de bulunur. Para diyorsan bak, param var ha. Uyuşturucu satıcısına benzer bir halin var mı lan benim? Git buradan. Ama sen şimdi niye ağzını bozuyorsun ki ya?
Lan lavuk, müşteriyiz lan biz burada. Ulan şimdi senin ağzını bir bozarım var ya. Mabadından konuşuruz. Tipsiz. Tipsiz mi? Tipsiz ya. Sen bana tipsiz mi dedin lan? Lan sen kimsin bana tipsiz diyorsun? Lavuk. Ulan. Eyvah, bizimki fazla güzel konuştu ha. Da buraya gel. Ne haber lan zıp zıp? Ferhat Akeli. Beni gördüğüne sevindin mi? Bak, kimi getirdim yanımda. Gadaylı. Sürpriz. Nereden çıktınız lan? Hop hop, burada soruları biz sorarız. Zıp zıp, unuttun mu? Şişt, zıp zıp, lan oğlum sen hala buralarda torbacılık mı yapıyorsun lan? Aynen öyle. Tüh, senin kalıbına be. Ben şurada şu köşede 10 yıl torbacılık yapacağım. Ya, belediyeden tapusunu alırdım buranın şimdiye kadar be. Lan zıp zıp, lan zamanında senin burada bir çetem vardı. Sen onunla takılıyordun. Ne oldu lan onlara? Ha? Benim Şamaroğlanım, benim Şamaroğlanım. Lan, şişt, bana bak. Sen Şamaroğlan'ın ne demek biliyor musun? Ha? Hiç umurumda da değil, bilmiyorum. Aa, olsun ama olsun. Bak şimdi. İngiltere kraliyet ailesinde kral olacak çocuk bir yaramazlık yaptı mı ona kimse ceza veremezmiş. Hani kral olacak ya, o hesapta. Ya, ileri gelenler de düşünmüşler, taşınmışlar ne yapalım, ne edelim diye şöyle bir karara varmışlar. Bu kral olacak çocuk var ya, onun yanına bir tane daha arkadaş bir çocuk vermişler. Kral olacak çocuk ne zaman yaramazlık yaparsa bu yanındaki oğlan var ya, ona tokadı basıveriyorlarmış. Çaktın mı lan şimdi köfteyi? Çaktım, çaktım da yeter artık ya, sıktınız be. Aa, dadayla duydun mu? Sıktınız ama artık ha diyor. Ama canım benim, ben daha sıkmamı ki bak şimdi. Aa, İbrahim, İbrahim yetişin lan. Yetişmeniz alan bendesiniz, gelseniz alan. Lan nerede kaldınız, gelseniz alan. İbrahim. Gelin lan. Sen ne tez canlı adamsın ya. Senin ilan dadayla geldim ben. Hop 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 hop. Tut. Bir şey söyledi mi dadaylı? Seratum da Seratum. Vallahi ona konuşurum, başkasına konuşmam dedim. Bak zıp zıp, eski günlerin hatırı var. Seni daha fazla pataklamadan konuş istersen. Bu yeni uyuşturucu nedir? Malı nereden, kimden, nasıl alıyorsun? Anlat hadi. Ben yeni uyuşturucu falan hiçbir şey bilmiyorum Serhat ya. Bak zıp zıp. Ölümsüz aşk diyorum. Seni dadaylıya veririm diyorum. Hatırlasana. En son ben seni elinden almasaydım neler yapacaktı sana. Ne? Avucundan bir parça koparacaktım. Serhat abin izin vermedi. Hadi Serhat ya, Allah'ını seversen söyle bir parça alayım. Valla fazla almayacağım. Al lan. Tamam tamam, durun durun, konuşacağım. Durun konuşacağım. Ben boşuna mı çıkardım lan bunu? Tamam dedim ya, konuşacağım dedim. Malı parfüm kılığında satıyorlar. Sıvı bir madde. Kafası çok iyi ama etkisi çabuk geçiyor. O yüzden alan yüksek dozaja geçiyorsun. 3 semiden alanı gördüm. Ama hepsi öldü. Allah belanı versin Ertan Bey. Bu şeyi unutuyorum abicim. Ha. Ama siz malı nereden alıyorsunuz lan? Ha? Abi Luna Parkçı Zühtü'den. Zühtü mü? Lan ben onu 10 yıl evvel içeri attım. Abi 3 ay önce çıktı. Çıkar çıkmaz da hemen işine geri döndü. Vay çakal vay. Eyvallah sıp sıp, sağ olasın. Canım canım. Şş, sıfatsız. Bundan sonra millete tipsiz demeden önce aynaya bak, tamam mı lan? Biz bu torbacı pisliği böyle bırakacağız mı? Merak etme doktor. Sen zıp zıpla güzel güzel konuşurken dadaylı da eski devre arkadaşlarıyla bir telefon görüşmesi yaptı, rahat ol.
Adam bana tipsiz dedi ya. Yok hayır, bu dünyada en son herhalde bana delinecek laf tipsizdir abicim yani. Elif bir de kendi tipine bakmadan, sen kendi tipine bakmadan niye millete tipsiz diyorsun ki Allah sıfatsızı? Haksız mıyım ya? Kime diyorum ya ben? Kime diyorsun doktor? Abicim ben yakışıklı bir adam değil miyim ya? Yani şimdi mesela bak, baktığın zaman sen bu ekibin racon kesen adamısın. Anlatabiliyor muyum? Mesela sen bu ekibin şefisin. Bu yarma mesela ekibin delisi, manyağı bu. Ben de bu ekibin yakışıklısı oluyorum abi. Zaten kızlar bana hep derdi ya, sen ne kadar böyle yani kendine has özel bir suratın var derler. Orlando Bloom gibi adamsın derlerdi ya bana. Orlando Bloom kim lan? Oğlum artist yok mu? Orlando Bloom. Herif acayip güzel bir suratı var çocuğun. Cillop gibi çocuk. Oğlum bak, benim zamanımın artistleri başka. Clint Eastwood olsun, Steve McQueen olsun, onlar delikanlı adamlar. Öyle metroseksüel değil. Böyle a**lı adamlar. Nerede sen de öyle senin metroseksüel kadar başına a**lısın ya dadayla. Lan dur. Dur. Bu az önce zıp zıptan mal alan kız değil mi ya? Nabız yok. Nabız yok. Dadayla ambulans kardeşim. Ara. Alo. Bu Sirkeci Postanesi'nin yanındaki sokak. Hemen acil bir ambulans gönderin. Acil. Doktor başka bir şey yok mu? Başka bir şey yap. Kardeşim dayan bak, ambulans da geliyor, tamam. Küçücük kızsın. Bak ben senin burada ölmene izin veremem, tamam. Birazcık dayan bak, ambulans geliyor. Bak Allah aşkına bunu yapma. Abicim dur. Doktor öldü o. Sen yapacağını yaptın, tamam oğlum. Doktor sen yapacağını yaptın, öldü. Allah belanızı versin ya. Yapma. Ya, abi bir dur Allah aşkına, bir dur. Öldü o, tamam. Oğlum hadi. Daha küçücük kız ben. Hadi. Yapacağını yaptın sen. Oğlum tamam. Bir durun lan. Hadi. Hadi. Tamam. Hadi. Hoş geldiniz Ertan Bey. Ben de şimdi kapatıyordum dükkanı. İyi akşamlar. Neyiniz var? Hasta mısınız? Yok, biraz üşütmüşüm de. Eve doğru geçiyordu. Seni de bırakayım dedim. Yok canım, ben kendim giderim. Siz böyle hasta zahmet etmeyin. Canım ölmüyorum ya. Eczaneden giderken ilaç falan da alırız hep. Hadi. Hay Allah ya. Tamam, üstüme bir şey alayım, o zaman geliyorum. Tek taşıyayım, hop. Teke misin lan? Tekeyim abi. Bitecek, sen bit lan. Al.
oluyor lan burada? Geç, 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 geç. Sen geç oraya. Geçsin buraya. Kimsiniz lan siz? Erkekseniz çıksanız olan yaç mı? Serhat ben lan, Serhat Akeri. Ulan Serhat! Ulan beni içeri tıka... Senin modan çoktan geçti oğlum. Modası geçmeyen tek şey kefen. Onu da birazdan sana giydireceğim. Ne haber lan sevimsiz? Bir tur atayım yanındayım. Aferin aferin. Hadi bekliyorum. Çık lan karşıma. Çık da aklını alayım lan senin. Aklımı alanı değil, aklımda kalanı severim. Zühtü. Lan Zühtü. Kalk lan kalk 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 kalk. Müreğim, bak Zühtü, seni görünce bak söylemeden edemiyorum ha. Samanlı kranı kaldıramadım sana onu da. Ben sana yandım. Lan sen var ya sen, şerefsizin önde gidenisin. Hadi sen teyzene selamlarım, millet yarın görüşürüz. Ertan Bey, sizi bu halde bırakamam. Hadi gelin, dinlenirsiniz biraz. Hem çorba yaparım size, ilaçlarınızı da içersiniz sonra. Çok isterdim Nurgül ama zahmet vermeyeyim şimdi. Olur mu öyle şey, estağfurullah. Hadi. Peki tamam, hadi sen geç. Ben arabayı park edip geleyim. Tamam. Doktor, bir saat oldu mu? Yok ya. Ne kadar oldu? 54 dakika abi. Tam 54 dakika oldu. Ulan ben size tımarhaneden bir adamı anlatayım. Tamam. Şimdi bir gün sağlılar bizi bahçeye oturuyoruz öyle. Ben sokağa bakıyorum. Aradan biri arabanın lastiğini değiştirdi. Arabayı istepleyi çıkardı koydu. Böyle baktı ya, bayağı bayağı baktı. Ben de terlerin arkasından seslenip pist dedim, ne ayaksın sen ya, niye bekleyip bakıyorsun ya? Ya dedi, arabanın lastiğini değiştiriyorum. Vizyonları yok dedi. Allah Allah. Ben dedim, sen deminden beri onu mu düşünüyorsun? Ne dedi? Ya dedim, akıl var, mantık var. Al dedim, verdiği lastikten birer tane bir şey, vizyon. Tak dedim, istepleyim, üç tane vizyon yapar. Arabada seni istediğin yere kadar götürür. Ne dedi? Adam dedim, vay dedi bak.
Sen tımarhanelik delisin ama dedi, bunu nasıl akıl ettin dedi. Ulan dedim, tımarhanelik deliyim ama aptal değilim, aptal. İyiymiş lan bu. Ya neresiymiş, sen de Allah'ın aşkına şuna yüz veriyorsun ya. Bildiğin yazılı fıkra bu. Kendine uyanlıyor işte bu da. Anlatıp duruyor Allah'ın delisi. Oğlum yetersiz. Bu dinlediğim bütün deli fıkralarının haber kişisi benim. Haberin olsun. Yok ya. Tanış bana, sevmişsin. Lan Züttü, hala söylemeyecek misin sen malı kimden aldığını? Öldürürler beni. Söyleyemem. Allah'ını seven durdur şunu. Başım çok dönüyor. Doktor, daha hızlı dönmüyor mu bu nerede ya? Bakarım. Lan Züttü, hala söylemeyecek misin sen malı kimden aldığını? Durdurun lan şunu. Oğlum lan, lan çok güzel, bir tur da ben bineyim şuna ben. Önce sen söyleyeceksin, sonra biz seni oradan indireceğiz. Durdurun söyleyeceğim. Doktor dur. He? Dur söyleyeceğim diyor, dur. Yapma ya. Ya oğlum dur. Öyle şimdi. Kim getiriyor? Nasıl? Siyah bir minibüsle getiriyorlar. Sabah 8'de de teslimata gelecekler. Evet, sizi ayağa kaldıracak tavuk suyu çorbam da hazır. Sağ olasın, zahmet verdim sana da. Ne zahmeti? Hastaya bakmak sevaptır. Bir kaşık alın bakalım, beğenecek misiniz? Tavuk suyu demiştin, başka ne var içinde? Sihirli formülü. Karnabahar var, ıspanak, sonra zerdeçal. Birazcık limon suyu. Sevdiniz mi? Sevmediniz mi yoksa? Ertan Bey, iyi misiniz? Yok, ben sadece annem dahil hiçbir kadının elinden daha önce çorba içmemiştim de. Benim annem, ben 6 aylıkken ölmüştü. Yüzünü falan hiç görmedim, sesini de duymadım. Merhametini de yaşayamadım. O yüzden kusura bakma. Biliyor musun, bir gün ilkokuldayken öğretmen annenizi anlatan bir kompozisyon yazın dedi. Ben de ne yazacağım, tuttum hayalimden bir tane anne uydurdum. Öğretmen o kadar beğendi, annen neden veli toplantılarına gelmiyor dedi. Ben de dedim, hasta dışarı çıkamıyor. Büyüdük, başarılı olduk, zengin olduk. Da ne oldu, ne işe yaradı? Biliyor musun, ben anneler gününü hiç sevmiyorum. Herhalde bütün annesiz çocuklar anneler gününü sevmez. Çünkü o benim için bir iki duayla geçiştirdiğim birkaç dakika sadece. Bayramdan bayrama mezarını gördüğüm bir mezar taşı işte. Bir gün böyle sesini duyabilmek için neler vermezdim. Tek bir kez olsun. O gün ben çok üşüyorum lütfen. Üstüm örter misin? İyi ki varsın Nurgül. İyi ki yanımdasın. Seni çok seviyorum, biliyor musun? Senin de beni sevmeni bekleyeceğim. Yılmadan bekleyeceğim. Ben galiba size... Teyzem komşudan geldi herhalde. Gene Oscar'lık oynadım ha. Benim bile gözlerim yaşaracaktı lan.
Anahtarları evde unutmuşum. Geldim tekrar Cevriye'ye gittim. Sen kaçta geldin? Bir saat oldu. Teyze Ertan Bey yukarıda. Hastalanmış biraz. Eve gidecekti de göndermedim. İyi yapmışsın. Yürü kız. Uyumuş galiba. Yazık, bitkin düştü herhalde. Bırakalım uyusun. Vallahi Semiye teyze, Nurgül'ün çorbası sayesinde kendime geldim. Gerçekten de sihirliydi galiba. Yeğenim diye söylemiyorum ama hakikaten çok iyi yapar böyle şeyleri. Erkeğine de çok iyi bakar. Ah Ertan'cığım, ah, iyi kız, hoş kızdı. Bir de senin şu altın gibi yüreğini görebilse. Kısmet artık Semiye teyze, ne yapalım? Ben de şimdi onu sıkıştırıp böyle canından bezdirmek istemiyorum. Umarım her şey yolunda gider. İnşallah. Günaydın. Günaydın. Aşk olsun, niye beni uyandırmadınız? Günaydın Nurgül'cüğüm. Ben de tam şimdi Semiha teyzeye senin sihirli çorbandan bahsediyordum. Onun sayesinde bomba gibi kalktım ayağa. Öğlen uğrarsanız restorana yaparım yine. İşim olmazsa gelirim belki. Ama şimdi gitmem gerekiyor maalesef. Birkaç işim var. Her şey için çok teşekkür ederim. Size de biraz sıkıntı verdim. Estağfurullah. Güle güle git oğlum. Allah işini rast getirsin. Hiç kalkmayın lütfen. Hadi Allah'a ısmarladık. Hoşçakal. Alo baba. Ertan, bu Serhatlar başımıza bela almaya başladı yine. Sokaklarda yeni malı soruyorlarmış. Maydanoz olmasalar şaşardım zaten. Sen merak etme, ben halledeceğim. Bak Ertan, bu sefer... Ya baba tamam, halledeceğim diyorum. Gökhan, beni dinle şimdi. B planına geçiyoruz, tamam? Hadi. Nurgül, sen masaya gelmeden önce Ertan senin hakkında neler söyledi, neler? Ne söyledi? Seni çok beğeniyormuş, çok hoşlanıyormuş. Bu dünyada her şeye sahibim Allah'a şükür ama bir tek Nurgül'ün sevgisi eksik dedi. Kız, bu çocuğu süründürdüğün yeter artık ha. Hiç mi bir şey geçmiyor kalbinden ona karşı? Şey... Ne şey? Ben de ondan hoşlanıyorum galiba. Allah'ım sana çok şükür ya Rabbim. Nihayet o kas katı kalbin yumuşamaya başladı. Hemen ona aşık olduğunu söylüyorsun. Aşığım demedim teyze, hoşlanıyorum dedim sadece. Hem artık aşktan önce güven geliyor benim için. Bundan sonra biriyle birlikte olacaksan bana güven vermeli. Ne güveni kız? Adam sana hayat sigortası mı yaptıracak? Yani kalbimi incitmeyeceğinden emin olmam lazım. Serhat onu o kadar örseledi ki kimseye güvenim kalmadı. Hem Ertan'ın hislerinin geçici bir heves olmadığını da bilmiyorum. Ondan da emin olmam lazım. Beni gerçekten sevdiğinden. Ama Ertan Serhat değil ki kızım. Bir başkası. Sen ona bir şans tanımazsan, seni gerçekten sevip sevmediğini, ona güvenip güvenemeyeceğini nasıl bileceksin? Bu kadar zengin, işinde gücünde bu kadar başarılı bir adam durup dururken seni seçti. Bir düşünsene niye acaba? Karısından boşandıktan sonra dilediği kadınla beraber olurdu. Ama o seni bırakmadı, senden vazgeçmedi. Sence bu geçici bir heves mi? Lütfen. Lütfen ona kalbini aç birazcık. Bu çocuk sana aşık. Bu aşkı görmezden gelme. Ne olursun kızım. Beyler, birileri geliyor. Ha?
Hadi oğlum, taş mı tutuyorsun sen? Yok be ya, ne taş tutması? Al işte oynuyoruz. Abicim satranç mı oynuyoruz ya? Bir hızlı ya, bir çıtır. Buraya bakın bir. Zühtü yok mu? Zühtü yok, okey oynuyoruz biz. Üç kişi okey mi oynanır lan? Ne iş dönüyor burada? Zühtü nerede? Aa, bak lan doktor, herif ne diyor, üç kişilik okey mi olur diyordu. Yo, üç kişi de oynanır da aslında. Bir şey söyleyeceğim, gel otursana, dördüncümüz eksik ya. Gelsene. Adamı dördüncü... hasta etme birader, Zühtü nerede onu söyle. Dadaylı, bak sen şimdi dönebilirsin ha. Ha, dönebilirim. Dön oğlum, dön, çakacağız işte. Nasıl çakacağız ya? Okey. Şimdi, malı nereden alıyorsunuz? Deponuz nerede? Bu soruların cevabını vermek için 30 saniyen var. Sen benim kim olduğumu biliyor musun ulan? Benim için kim olduğun önemli değil. Ne söyleyeceğin önemli. 20 saniyen var. Depo nerede? Rusyalı peşinize düşmeyeceğini mi zannediyorsun? Kimin malı çaldığını karar. Sen düşün. Ben sıkmaya devam edeyim o zaman. On saniye. Bundan sonraki mermi kafana gelecek. Haberin olsun. Depo nerede? Beni öldürürsen kim öğrenecek sana deponun yerini? Sıradakini getirin. Getir. Tamam abi, tamam. Bir şey yapmayı söyleyeceğim. Buradaki asıl mesele şu beyler. Sizin sattığınız o bok yüzünden gencecik bir kız öldü. Ve belki de bizim tanımadığımız daha birçok genç. Hepsi de hayatının bağrındaydı. Hepsi yaşamayı hak ediyordu. Ama siz hak etmiyorsunuz. Depoya gidiyoruz. Burası boş oğlum. Lan el yine kekledi bizi be. Burası depo değil ki. Ya da önceden baskın yapacağımızı uyanıp boşalttılar. Bu ne lan böyle orta gibi? Dur bakayım lan ben. Dadaylı bırak, insanın başına ne gelirse meraktan gelir. Dadaylı hadi çıkalım. Ya oğlum bırak şunu. Oğlum bir dur ya. Ya oğlum dur. Ne durdur ettiniz ya? Hah, burada şey var lan. Ne lan bu? Üçün biri. Ver lan. Lan bunlar hakikaten malın önünde gideni ya. Lan üç salaklar,
planınızı hazırlamayın. Aramıza küfredilmiş gibi. Ertan ben Ertan. Ne haber? Buldunuz mu malı? Ben buldum. Üçü de karşımda duruyor. Ertan. Bak sen bile bu kadar kötü olamazsın. O sattığın uyuşturucular yüzünden bir sürü genç hayatını kaybetti. Hmm. Obezite de öldürüyor be Serhat'cığım. Ne yapacaksın? Ha? Ekmek fırınlarına baskın mı yapacaksın? Lan harbiden bak ha. Sen yarın öbür gün fırıncılara da savaşacaksın. Serhat'cığım bu ticaret, anladın mı? Arz talep meselesi. Biz kimseye silah zoruyla uyuşturucu satmıyoruz. Kendileri geliyor, yalvarıyorlar kullanacağız sat bize diye. Ertan kafayı mı yedin? Unutma oğlum, senin de bir çocuğun var. O da bir gün büyüyecek, kocaman adam olacak. Ölen insanların yerine umudu koysana. Lan bir kere de dramaya bağlama be. Bir kere de olsun ağaca değil ormana bak, ormana. Bak sana son bir fırsat. Hadi gel. Yol yakınken dön. Ortağım ol benim. Yemin ediyorum var ya, paraya para demezsin. Tutturmuşum bir iyi adam kötü adam muhabbeti. Yanında iki tane sakallı gerizekalıyla graf grafçılık oynuyorsun orada. Ha hoş, gerçi sizin gibi mallar olmasa bu işin bu kadar eğlenceli olmaz. Lan! Lan ulan erkek sen buraya gelsene! Lan buraya gel, yemin ediyorum senin kafanı kesip ellerine vereceğim. Dinime küfreden bari Müslüman olsa. Ulan siz değil miydiniz efil efil saklanan ha? Ama ne demişler doğru tabii, erkekliğin onda dokuzu kaçmaktır, onda birisi de saklanmaktır. Seviyor musunuz atasözlerini? Ulan Ertan, o malları nereye saklarsan sakla bulacağım. Duydun mu beni? Cehennemin dibine saklasan da bulacağım. Hepsini senin üstünde kullanacağım. Hmm, kullanırsın, kullanırsın. Çok korktum. Neyse, bugün bana istediğin kadar salla, sana izin veriyorum. Hiç benim keyfimi bozamazsın. Hazır sizin gibi üç tane malı bulmuşum, eğlenmem lazım. Hadi çıkalım buradan ya. Ne yaptınız dün? Bulabildiniz mi malı, nerede tuttuklarını? Sana güzel haber vermek isterdim baba. Ama pek bir şey öğrenemedik. Birilerinden bir şey istiyorsa daha sert olmalıyız baba. Başka türlü çözülmez bu mevzular. Eskiden kadir kıymet bilmek diye bir şey vardı. Birine bir iyilik yapardın, sana borçlansın diye değil. Ya da bir gün karşılığını verir diye hiç düşünmeden. Kadir kıymet bilen kişiler bir gün hiç beklemediğin bir anda ansızın gelir, senin yaptığın iyiliğe iyilikle cevap verirdi. Tamam o zaman, o devirler geride kalmış baba. Şimdi iyilik yap kötülük bu devrindeyiz. Ben insanlara umudumu kaybetmedim hala. Gökhan'ı biliyorsun değil mi? Şerif'le senin beni satmadığınız, yanımda durduğunuz o toplantıda uyuşturucu işine giremediği için dert yanıyordu. Uyuşturucu mafyasını söylemiyorum bile. Onlar her daim çalışıyorlar. Ama biz köpeğin kemiğe baktığı gibi uzaktan bakıyoruz sadece. Evet. Şimdi Ertan'la çalışıyor. Duyduğum kadarıyla Gökhan'ın karısı çok hastaymış. İsviçre'de bir kliniğe yatırmak istiyorlarmış. Ama anladığım kadarıyla o klinik parası olsa da her hastayı kabul etmiyormuş. Senin aklında ne geçiyor baba? Aklımdan geçeni çoktan yaptım Burak. Birkaç telefon ettim. Gökhan'ın karısını kliniğe kabul edecekler. Fatih. Bunu Gökhan'a götür. Hiçbir şey için zorlama. Herhangi bir iyilik isteme. Sadece selamımı söyle ve geçmiş olsun dileklerimi ilet. Başüstüne. Merve nerede baba? İşe gitmiştir herhalde. Siz iyisiniz değil mi? Yani bir küslük falan yok. Gittikçe benden uzaklaştığını hissediyorum. Kendisi burada. Ama ruhu burada değil. Başka bir yere gitti sanki. Seni şimdiden çok özledim biliyor musun? Valim bana
Ne kadar büyük bir güç veriyormuş şimdi çok daha iyi anlıyorum. Sen bittikten sonra her şey daha kötü oldu biliyor musun? Artık evimize ait hissetmiyorum kendimi. Bir yabancı gibiyim sanki orada. Biliyorum bana çok kızacaksın şimdi ama... ben hala Serhat'ı çok seviyorum. Karşılaştık onunla. Dilimi tutamadım. Ona da söyledim. Ne kadar sevdiğimi. Rezil genç kızlar gibiyim. Medet umdum, bekledim. Gitme kal diye fısıldar dedim. Ya da gel hadi kaçıp gidelim buralardan der diye bekledim diyorum ya. İşte genç kızlar gibiyim. Yıllar önce bana söz vermişti. Beni sevmekten hiç vazgeçmeyecekti. Meğerse sevgiliye söylenen pembe yalanlardan biriymiş işte. Isındın mı biraz? Hı hı, ısındım. Ya taşınırken ev sahibi doğalgazı bağlatacağım diye beni kandırdı. Sonra da kaynadı gitti. Ben de çok gelmiyorum diye üstünde durmadım. Kusura bakma. Yok canım, niye kusura bakayım? Ben çok mutluyum böyle. Babam arıyor. Sakın sesini çıkartma. Efendim babacığım. Şeydeyim. Arkadaşımdayım. Hangi arkadaşım mı? Kübra. Ne yapalım baba, öyle kız kıza oturduk, dedikodu yapıyoruz. Tamam baba, tamam, geç kalmayacağım. Bir saat içinde oradayım, tamam. Öpüyorum, bay bay. Ne oldu, gitmem mi gerekiyor? Ya ben burada böyle sana sarılarak... şu salonun karşısında sonsuza kadar oturabilirim. Sarıl o zaman. Merve. Efendim? Ya biz hep böyle gizli gizli buluşacağız? Ya şimdi niye moralimizi bozacak şeyler söylüyorsun? Ne bileyim, yakında Ertan'la evleneceksin. Yani hani... İlişkimizi bu şekilde yürütmek beni rahatsız ediyor. Yani Ertan bile olsa bunu ona yapamayız. Ben Ertan'la evlenmeyeceğim, tamam mı? Anlatacağım babama ama... yani yavaş yavaş, alıştır alıştır söylemem lazım. Önce işte onu sevmediğimi söyleyeceğim. Sonra onunla evlenmek istemediğimi. Sonra da seni. Niye kabul etmezsen? Kaçırız o zaman. Ne oldu? Sustun. Benim sana bir şey itiraf etmem lazım. Evet. Biz kaçacağız, sonra babam bizim peşimize düşecek diye korkuyorsun sen. Yok. Evlenirsek 5 çocuk isterim diyecektim. Olur, tamam. Ama üçünü sen doğurursan. Oo, bakıyorum şimdiden yan çizmeye başladın. Olmaz ki. Bakayım sen. Ne yapıyorsun? Hayır, sen o kızdan evlenmiyorsun.
Fatih. Topçuoğlu'nun selamını getirdim. Topçuoğlu mu? Sakin ol. İsmet Baba geçmiş olsun dileklerini iletmemi istedi. Karını İsviçre'de bir kliniğe yatırmak istiyormuşsun. Evet ama kabul etmiyorlar. İsmet Baba o işi halletti. İstediğin zaman götürebilirsin karını. Anlamıyorum. Topçuoğlu bana neden böyle bir iyilik yapıyor ki? Belki yine eskisi gibi kadir kıymet bilenlerden olursun diye. Tekrar geçmiş olsun. Abiciğim ben hala anlamadım ki bu Ertan şerefsizin nasıl haberi oldu da depoyu boşalttı ya. Oğlum biz nasıl istihbarat alıyorsak Ertan da alıyor. Çok kolay. Ne konuşuyorsunuz lan bensiz? Ne konuşacağız lan? İşte Ertan bizden nasıl haber aldı onu konuşuyorduk. Çok kolay. Oğlum sümüklü böcek gibiyiz lan. Gittiğimiz her yerde iz bırakıyorsun. Ne sümüklü böceği ya? Salyangoz desene abi şuna ya. Ne farkı var? Nasıl ne farkı var? Biri kabuklu biri kabuksuz oğlum onların. Allah Allah, ikisi de iz bırakmıyor mu oğlum? Aynı şey değil mi lan? İz bırakıyor da işte sümüklü böcek dediğin zaman saçma sapan bir şey duruyor oğlum bak. Salyangoz dediğin daha şık. Anladın? Ha, oğlum sen ne biçim numune adamsın lan? Oğlum sizi boş bıraktıkça geyiğe sarıyorsunuz ha. Ya daha bir sürü işimiz var. Ertan malları nereye taşıdı öğrenmemiz lazım. Evet abi tamam, ben aşağı ineyim dinlemeye geçeyim o zaman. Hadi. Belki bir şey... Hop hop. Olmaz. Çayları sen demleyeceğim, ben Ertan'ı dinleyeceğim. Yok ya, o nereden çıktı abi? Oğlum bana sözün yok mu lan? İddiaya girdik, kaybettin ya. Demedim mi oğlum zıp zıpı konuşturamazsan bir hafta bütün ev işlerini ben yapacağım diye? Oğlum sen ne biçim bir hayal dünyasında yaşıyorsun ya? Ne zaman ben böyle bir şey dedim? Oğlum dedim mi demedim mi? Demedim. Allah Allah. Demedim oğlum, Allah Allah demedim. Demiş gibi farz et. Nasıl demiş gibi farz et? Bayağı rasyonalize et oğlum kafanda. Ya beyler boş kaldınız, yine geyiğe başladınız. Tamam ben meseleyi çözdüm. Sen Ertan'ı dinliyorsun, sen çay demliyorsun. Ben de bulaşık yıkıyorum. Tamam oldu. Heh, bitti gitti. Bak bu mantıklı. Bu mantıklı, bu kafaya uyar. Mantıklı, makul şeyler. Baba, karımın doktorları İsviçre'deki klinikteki doktorlarla görüştü. Bir hafta içinde nakledeceğiz. Allah sizden razı olsun. Tez zamanda şifa bulur inşallah. İnşallah baba. Söyleyeceğim başka bir şey yok mu Gökhan? Ben çok ayıp ettim sana baba. Üstelik Ertan işin başına geçtikten sonra bunu daha iyi anladım. O senin gibi adil dağıtmadı paramızı. Ve üstelik aslan payı da hep kendine. Senin insanlara olan saygın ve ağırbaşlılığından eser de yok. Biz uşağı gibiyiz sanki. Çok yanlış yaptım sana baba. Affet beni. Allah-u Teala tövbe kapısını kıyamete kadar açık tutarken insanın insanı affetmemesi mümkün mü? Sen pişman olmuşsun ya, bu bana yeter. Senin için yapabileceğim bir şey varsa söyle baba, ne olur. Biz şu Ertanların piyasaya yeni sürdükleri malın nerede olduğunu bulmak istiyoruz. Eğer bu konuda bir şey biliyorsan ve bize söylersen çok makbule geçer. Biliyorum baba. Mal birkaç saat evveline kadar bir depodaydı. Ama sonradan bir tıra yüklediler. İstanbul'un içinde dolaştırıp duruyor Ertan. Niye böyle bir şey yapıyor ki? Baba, o malın nerede olduğunu öğrenmek isteyen sizden başkaları da var. Nasıl yani? Serhatlar da mı malın peşinde? Evet. Hatta Ertan yeri keşfettiklerini düşündüğü için deponun yerini değiştirdi. Şu anda da tırın yerini sadece Ertan ve Bici biliyor. Bici'nin nakliye firmasının tırlarından biri olmalı. Evet. Oradan istemiştik zaten. O tırı bulmak zorundayız Gökhan. Tamam baba. Eğer tır şoförünün telefonuna ulaşabilirsem mal istiyorum bahanesinde nerede olduğunu tespit edebilirim. Yap şu işi. Hadi Gökhan, göreyim seni. Senden haber bekliyorum. Baba, bu Gökhan gerçekten güvenilir biri mi?
Başka bir çaremiz var mı? Ertan, ne zamana kadar dolaşacak bu tur böyle ortalık yerde? Bu kadar celallenme bizi. Geç otur, sakin ol, bir çay söyleyeyim sana. Şş, alo. Ya bir Ertan'a geldi, tırmır lafı ediyorlar ya. Gelsenize. Durma. Daha yakalayamayız. Serhat tapuyu basacak diye mallar aldın dolaştırıyorsun. Otur, benim şirkete kayıtlı. Polis molis çevirme yapacak diye ödüm kopuyor. Bir an önce bir yer bulalım şu mallara. Bir kere Serhat baskın yapacak değil, yaptı zaten. Ben olmasaydım 20 milyonluk malın arkasından ağlıyordun şimdi. Bu kadar korkak olma. Peki Rusyalı'ya sordun mu ne yapacağımızı? Ya ben Rusyalı'ya niye sorayım ne yapacağımızı? İstersen tuvalete giderken çiş yapayım mı diye izin de alayım. Risk almasını bilmiyorsan bu işlere girmeyecektin bici. Ama vakit varken ayrılabilirsin istiyorsan. Tak sepeti koluna, herkes kendi yoluna. Yok canım, ben öyle bir şey söylemek istemedim. Sadece kendi çapımda çözüm üretmeye çalışıyorum. Öyle mi? Bence sen o zaman çaptan düşmüşsün Bici. Çok merak ediyorum, Topçuoğlu başınızdayken bu kadar viklik ediyor muyuz? Bırakın da bildiğim gibi yapayım ya. Yani bu tır hep böyle dolaşacak mı? Hiç durmayacak mı? Of, dolaşacak Bici. Merak etme, 2 gün sürecek. Şehir içinde de dolanmıyor üstelik. Sonra malları başka depoya taşıyacağız. Artık başka soracağım bir şey yoksa bırak da biraz kafamı dinleyeyim. Yok. İyi, kalkacaksın galiba. Ulan çakallara bak. Uyuşturucu tıra yüklemişler, dolaştırıyorlar. Vallahi abicim yanlış anlamayın ama bu sefer Ertan'ı takdir etmek lazım ya. Yani yaptı bayağı zekice. Oğlum Ertan'ı niye tebrik ediyorsun lan? Oğlum yumurtayı kapıya dayattırana bakacaksın lan. Biz onun başına ekşimeseydik nereden onun aklına gelecek ya o kurbağa kafanın teki. Baksanıza tırları da Bici'den almışlar. Profesyonel nakliye firması var ya onun. Bir şey diyeceğim, o nakliye firmaları tırlara öyle GPS cihazı yerleştirirler. Firmanın GPS verilerine ulaşabilir miyiz? Hallederim de biraz zaman alır ama. Ben sizin için daha kısa zamanda halledebilirim galiba. Geldi canım benim, sana gözüm. Gel gel. Ben de tam diyordum ki Şahin Göz bizi ne zaman dinlemekten vazgeçer. Nazmi ile küçük bir anlaşma yaptık. Mikrofonu genellikle açık tutuyor sağ olsun. Unutma, en son konuştuğumuzda beni de ekibin bir üyesi yapmıştın Serhat. Tamam tamam, uzatma. Bak Şahin Göz, bu Bici'nin tırlarından bir tanesinin içinde uyuşturucu var ve sürekli mobil halde dolaşıyor. Bu tırı bulabilir miyiz, bulamaz mıyız? Onu söyle sen bana. Yarım saat sonra görüşürüz. Şş, Şahin Göz. Lan oğlum bana FMG 9 lazım bir tane. Çözebilecek misin onu, ayarlayabilecek misin? O ne lan? O arka cebinde taşıyabileceğin makinalı bir tüfek. Oha da belli ya. Niye lan? Şş, Sulu Göz. Sana diyorum lan. Lan bak yine gitti ya, gözüne tükürdü. Lan bir kere de düzgün çıksın, bir selam etsin ya. Efendim. Alo, ben Gökhan. Mal lazım, neredesiniz? Bir saat sonra Samandıra kavşağında buluşalım. Tamam, okey. Anlamıştım zaten böyle bir şey olacağını. Biraz sabırlı ol Burak. Efendim?
Efendim? Tamam Gökhan, sağ ol. Bizimkiler geldiğinde sen ortadan kaybolursun. Sakın karışma. Ertan senin bizim yanımızda olduğunu öğrenmesin. Güle güle. Bir saat sonra Samandıra kavşağında olacakmıştır. Gökhan da mal alacakmış gibi orada olacak. Hadi daha fazla oyalanmayın. Burak. Efendim baba. Hadi be Şahin, göz amma uzattın ha. Hadi. Abicim biz bir şey atlıyoruz ya. Niye, ne oldu lan? Ya bu Bici'nin nakliyat şirketinde bir sürü tır yok mu abi? E biz uyuşturucunun hangi tırda olduğunu nereden bileceğiz? Ya gerekirse hepsini durduracağız, tek tek bakacağız. Valla bir şey söyleyeyim, Şahin göz becerdi galiba ya. Nasıl yani? Şimdi bu noktalar tırların yeri mi? Aynen abicim. Beyler, GPS haritanız karşınızda. Bici'nin halihazırda 7 tırı var. 3 tırı şu anda İtalya'da. Kırmızı olan noktalarsa İstanbul'da park halindeki tırlarını gösteriyor. O zaman İstanbul'da yeşil nokta var ya, hareket halinde olan. O bizim tırımız o zaman. Ertan hareket edecek demişti. Büyük bir ihtimalle haklısın Serhat. Doktor, bunu laptoptan takip edebilir miyiz? Ayıpsın abicim, cep telefonundan bile hallederim ya. Eyvallah. Bu arada Dadaylı, senin istediğin silahla da ilgili bir gelişme var. Dadaylı, beyler orada mısınız? Merhaba. Merhaba. Kaç kutu lazım? 2. Hemen 2 kutu. Arkadaşlar hadi çabuk biraz, çabuk. Hayırdır, ne oldu? Ya Ertan Bey'in yaptığı iş değil. Biri görüp şüphelenirse polisi arayabilir biliyorsun. Ya bu geçici bir durum. 2 güne kadar yeni depoya taşınacağız. Rahat ol sen. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Siper al lan, siper al! Siper al, siper al! Ve vurmaya bak. Vuruldu adam, siper al. Koru beni, koru. Dolacağız burada. Biri gitti, kaldı 5. Hadi dayanın. Abicim araç bir süredir böyle sabit duruyor ya. Polis mi çevirdi acaba? Olabilir doktor. Ya nereden döneceğim, siz onu söyleyin bana. İleriden sağ olun. Baskına uğradık. Topçuoğlu'nun adamlarıyla. Serhatlar bizi. Serhat Hakeri.
İndir silahını. Ne indireceğim lan? Bu adamın bana ne yaptığını bilmiyor musun? İndir dedim. Siz de. Galiba bu sefer aynı taraftayız. Topçuoğlu'na selam söyleyin. Dadaylı. Ha. El bombalarını arkadaşlara bırak. Ya ne diyorsun kardeşim sen ya? Ulan işin en keyifli kısmını ben bunlara mı bırakacağım? Boş ver be oğlum. Bir kere de iyi adam olmanın tadını çıkarsınlar. Şimdi bak. Alıyorum bu bombaları. Çekiyorum pimini. Tamam. Tırın kasasından içeriye atıyorsun. Kapağını da kapatıyorsun. Bak. Sağ ol öğrettiğin için. Abi, malı taşıyan tırı havaya uçurmuşlar. Ne dedin lan sen? Tırı abi, Serhatlarla Topçuoğlu'nun adamları tırı bulup havaya uçurmuşlar. Ne demek lan Topçuoğlu'nun adamlarıyla Serhat ne demek lan? Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Abi yemin ediyorum, tırın şoförü vurulmadan önce arayıp söylemiş. Bizimkiler de gidip baktı, tırı patlatmışlar. Kes lan! Bana karşı birlik oldular. Bana karşı birlik oldular. Bana karşı birlik olmak ne demek lan? Hırsızın biri manavdan birkaç yumurta çaldı. Onu gören manav sen ne yapıyorsun be adam diye bağırdı. Hırsız kendinden emin bir şekilde karşılık verdi. Ne bağırıyorsun? Bu Allah'ın takdiridir. Bunu duyan manav 2-3 tane okkalı yumruk attı hırsıza. Hırsız yere serildi. Koy yumurtaları yerine dedi manav. Bu da Allah'ın takdiridir. Tamam da dede, neden Allah hırsızın manavdan yumurta çalmasına izin vermiş ki? Çünkü Umutcuğum, bu dünya insanlar için imtihanlar dünyasıdır. Ve Allah kaderi yarattı. Kader hem Allah'ın takdirine hem de insanların özgür iradesine bağlıdır. Mesela senin doğmadan önce erkek mi kız mı olacağın Allah'ın takdiridir. Ama bu hikayedeki hırsız kendi isteğiyle yaptı o hırsızlığı. Onları çalmayıp iyi bir şey de yapabilirdi. Ama o çalmayı istedi. Yani hırsız kötülük yapmayı diledi. Allah da bu fiili yarattı. Yarın öbür gün hesap günü geldiğinde hırsız Allah'ın karşısına çıkacak ve yaptığı bu kötülükten dolayı hesap verecek. Çünkü iyi bir şey yapmayı da isteyebilirdi ama o kötü bir şey yaptı. Anladın mı? Gel. Hadi sen biraz yukarı çık. Ben dayınlarla bir şeyler konuşacağım. Evet. Telefonda dediğim gibi baba. Tırı havaya uçurduk. İyi. Nasıl havaya uçurduğunuzu anlatsana babama. Ne diyor bu Fatih? Serhat da oradaydı baba. Öyle mi? İşin aslı onlar yetişmese belki bu işi başaramazdık. Tırı nasıl buldular bilmiyorum. Ama iyi ki buldular. Burak onu vurmak istedi. Engelledim. Kızdın mı baba? Hayır. Serhat sana selamını iletmemi istedi. Pekala. Çıkabilirsiniz.
İhtiyar ne haber? Arayacağını tahmin etmiştim. Düşmanımın düşmanı dostumdur deyip Serhat'la birlik olmuşsun. Benim kimseyle birlik olmaya ihtiyacım yok. Sadece doğru bildiğimi yapıyorum. İnanır mısın, ben de aynen öyle yapıyorum. Ama başkalarının yoluna çıkmadan. Artık benden kork ihtiyar. Bulduğum ilk fırsatta var ya, seni rahmetli karınla oğlunun yanına göndereceğim. Çocuk. Ne var Katarina? Serhatlar spreylerin olduğu tırı bulup yok etmiş. Ne bu? Ofisime kargo ile geldi. Sanırım onlardan. Thank you.